birkaç saat içinde Cumhur İttifakı'nın meclisi kapatmasını bekliyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. MHP'ye sadece emeklilikte yaşa takılanlara verdiği sözü hatırlatmak yetecektir. Çünkü seçim beyannamelerine koydukları, ilk dönemde hemen kanun teklifi olarak verdikleri ama gel çıkaralım dediğimizde yanaşmadıkları bir mesele. Bugün Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar sorunu varsa o sorunun artık güncel adı emeklilikte MHP'ye takılanlardır. Çünkü MHP verdiği sözü tutsa AK Parti'ye ihtiyaç yok. Diğer muhalefet partileriyle birlikte rahatlıkla EYT sorununu çözebiliyoruz. Bugün insanlar emekli olamıyorsa elbette Adalet ve Kalkınma Partisi yüzünden ama MHP'nin sözünü tutmaması yüzündendir. AKP'ye neleri hatırlatmak lazım? Meclisi kapatıp gidiyorsunuz da nereye gidiyorsunuz? Sonuncusu Eskişehir mitinginde olmak üzere 24 Haziran öncesi her mitingde ama ondan da aylar yıllar önce defalarca polise 3600 ek gösterge sözü duruyorken kapatıp gidiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine bir bakacak olursanız örneğin cemevlerine hukuki statü sağlayacaklardı. Bunu yapmadan gidiyorlar. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracaklardı. Yapmadan tatile gidiyorlar. Üniversite yönetimlerinin özellik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayacaklardı. Boğaziçi'nde tam tersini yaptılar ve bu konuda hiçbir düzenleme yapmadan gidiyorlar. Sözleri genç işsizlik oranını düşürecek, nitelikli istihdam imkanları için yasalar çıkaracaklardı. Yapmadan gidiyorlar. Yoksullukla mücadele edip gelir dağılımı eşitsizliğine müdahale edecek yasama faaliyetlerine söz vermişlerdi. Yoksulluk tavan yaptı, gelir dağılımı adaletsizliği derinleşti. Hiç bu konuları düşünmüyorlar. Enflasyonu tek haneye indireceklerdi ama hiç bu sözleri verenler kendileri değilmiş gibi meclisi kapatıp gidiyorlar.